Kurulumuzun değerli üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, başkanları, bugün burada kayyumla ilgili bir basın açıklaması yapacak. Normalleşme kayyumla sağlanamaz. 03.06.2024 tarihinde Hakkari Belediyesi eş başkanı gözaltına alınmış ve yerine Hakkari ili valisi kayyum olarak atanmış. Türkiye'si yakın siyaset tarihiyle bir kara leke olarak geçecek biçimde demokrasi bir kez daha ayaklar altına alınmıştır. Seçilmiş belediye başkanının görevden alınmasına Cumhuriyet Savcılıklarında açılmış olan soruşturmalar ve kovuşturmalar gerekçe gösterilmiştir. Yargı mercilerince hüküm kurulmaksızın gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı'nın masumiyet karinesini hiçe sayan ve seçmen iradesini gasp eden bu karar siyasi bir karardır. Seçim ve onun tezahürü olan halk iradesinin idari bir karayla ortadan kaldırılması en hafif deyimiyle idari bir darbedir. Halk iradesine karşı gerçekleştirilen bu darbe demokrasinin, Türkiye'nin demokrasisine bir yarar sağlayamayacaktır. Ayrıca görevden alınan belediye başkanı hüküm giyse bile yerine belediye meclis üyelerinden birinin başkan vekili olarak seçimine olanak vermeden doğrudan kayyum atanması hukuka aykırılığı da katmerleştirmiştir. Bölge halkının demokrasiye inancının yok edilmesi Türkiye'de barışa, kardeşliğe, eşit yurttaşlık anlayışına ters düşmektedir. Türkiye'nin bu dönemde en çok gereksinim duyduğu husus normalleşme ve demokratikleşmedir. Demokrasinin güçlenebilmesi ise eşitlikçi ve özgürlükçü, adil ve barışçıl bir yaşamın var edilmesiyle mümkündür. Hiç kimsenin ülkemizdeki asgari demokrasi anlayışını, işleyişini yok etmeye, insanların demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yoktur. Bu çerçevede siyasi iktidarı kayyum uygulamalarından vazgeçmeye çağırıyor ve halkın iradesine saygı duymaya davet ediyorum. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, il ilçe koordinasyon kurullarımız ile eş zamanlı olarak ülke çapında yapmış olduğumuz bu açıklama ile hangi il ve ilçede uygulandığından bağımsız olarak kayyum yönetimini reddettiğimizi, demokrasiye ve demokratik işleyişe sahip çıkacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.